ey insanlar, tağuta ibadet etmeyin şeklinde bir davet, açık davet değildir. İnsanlar tağutu bilmiyorlar. Bunun yerine, ey kavmimiz, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen demokratik sistemlere itaat etmeyin. Onlar tağuttur. İşte bu apaçık davettir. Ey kavmimiz, Allah'a şirk koşmayın. Açık bir davet değildir. İnsanlar şirkin ne olduğunu bilmiyor. İnsanlar şirkin putu koyup karşısında secde etmek olduğunu zannediyor. Siz bu toplumun karşısına geçip, ey toplumumuz, Allah'a şirk koşmayın dediğiniz zaman onlar bir şey anlamıyorlar. Diyeceksiniz ki, ey kavmimiz, 3-5 yılda bir sandık başına giderek oy attığınız var ya, işte o Allah'a şirk koşmaktır, bunu yapmayın. Ey kavmimiz, Allah'ın kitabını terk ettiniz, beşerin kanunlarına gittiniz ya, ona hükmolundunuz ya, ona boyun eğdiniz ya, ona itaat ettiniz ya, ona muhakeme oldunuz ya, işte bu apaçık bir şirktir, bunu yapmayın. Apaçık davet böyle olur kardeşler. Tevhid davetini içinde bulunduğumuz topluma nasıl sunacağız? İçinde yaşadığımız şirk toplumuna bu tevhidi nasıl götüreceğiz? O toplumdan bir yalanlamayla karşılaştığımız zaman nasıl tavır vereceğiz? Nasıl tavır sergileyeceğiz? İçinde yaşadığımız müşrik topluma bu daveti götüreceğimiz zaman istediğimiz üslupla anlatma hakkımız yok. Bu daveti insanlara sunacağımız zaman istediğimiz yerden başlayamayız. İstediğimiz şekilde anlatamayız. İşte bunu Allah Subhanahu ve Teala Nuh Aleyhisselam'dan itibaren Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar gönderilmiş onlarca peygamberin davetini bize sunarak anlatmıştır. Onlardan bir tanesi de Nuh Aleyhisselam'ın hayatıdır. Biz bu davete baktığımız zaman davetin 3 aşamadan olduğunu görüyoruz. Birincisi, davetin başlangıç aşamasıdır. Uzun süren kısım budur. İkincisi, davette direniş aşamasıdır. Üçüncüsü ise davetin sonuç aşamasıdır. Değerli kardeşlerim, davetin başlangıç aşaması dediğimiz aşama, bir daveti topluma sunarsın, anlatmaya çalışırsın, birileri kabul görür veya birileri reddeder. Kabul ve red tam toplumun tamamına yayılıncaya kadar geçen süreç davetin başlangıç aşamasıdır. Peki hocam, davetin direniş aşaması nerede başlar? Davet topluma yayıldı. Toplumda davet dile getirilmeye başladı. Birileri bu davetten rahatsız olmaya başladığı zaman işte onlar bu daveti susturmak için adımlar atar. Senin üzerine düşen ise direnmektir. Davetin başlangıç aşamasında tağutların, zalimlerin ve bu daveti inkar edenlerin karşı koyuşu pek yoktur. Onlar önce gözetlerler, bakarlar durum nedir? Hayırdır, bu ne söylüyor? Söyledikleri topluma yayılacak mı? Kabul veya red görecek mi? Önce buna bakarlar. Toplumda karşılık bulmadığı sürece hiçbir şey yapmazlar. Ne zaman ki davet toplumda karşılık buldu, hemen onlar da çirkin yüzlerini göstermeye başlarlar. Eğer birine, akrabanız, eşiniz, dostunuz, komşunuz, herhangi birine Allah'ın dinini anlatma adına yaklaştığınız zaman ona anlatacağınız ilk husus ne olmalıdır? Tevhid olmalıdır. La ilahe illallah olmalıdır. Allah'a ibadet etmek, tağutu reddetmek ilkesi olmalıdır. Hocam, buradan başlamak yerine daha kolay şeylerden başlasak olmaz mı? Bizim mahallede gençler var. Ben onlara daveti götüreceğim. Evet. Önce onları mescitte namaza alıştırıyorum. Sonra kötü işlerden alıkoymaya çalışıyorum. Yavaş yavaş tevhidi anlatıyorum. Senin davetin Rabbani bir davet değildir. Senin davetin Nuh Aleyhisselam'ın davetine muhalif bir davettir. İkinci esasımız, Nuh Aleyhisselam diyor ki arkadaşlar, "Kale ya kavmi inni lekum nezirun mubin." Ey kavmim, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Uyarıcılık apaçık olmak zorundadır. Uyarıcılık
toplumun anlayacağı bir dille, toplumun anlayacağı bir üslupla birebir müşahhas hususlara değinerek olmalıdır. Ey insanlar, tağuta ibadet etmeyin şeklinde bir davet, açık davet değildir. İnsanlar tağutu bilmiyorlar. Bunun yerine, ey kavmimiz, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen demokratik sistemlere itaat etmeyin. Onlar tağuttur. İşte bu apaçık davettir. Ey kavmimiz, Allah'a şirk koşmayın. Açık bir davet değildir. İnsanlar şirkin ne olduğunu bilmiyor. İnsanlar şirkin putu koyup karşısında secde etmek olduğunu zannediyor. Siz bu toplumun karşısına geçip, ey toplumumuz, Allah'a şirk koşmayın dediğiniz zaman onlar bir şey anlamıyorlar. Diyeceksiniz ki, ey kavmimiz, 3-5 yılda bir sandık başına giderek oy attığınız var ya, işte o Allah'a şirk koşmaktır, bunu yapmayın. Ey kavmimiz, Allah'ın kitabını terk ettiniz, beşerin kanunlarına gittiniz ya, ona hükmolundunuz ya, ona boyun eğdiniz ya, ona itaat ettiniz ya, ona muhakeme oldunuz ya, işte bu apaçık bir şirktir, bunu yapmayın. Apaçık davet böyle olur kardeşler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın, davetini aynen böyle sunmuştur. Hazreti Ali'ye davet ederken, beni neye davet ediyorsun dediği zaman, seni Lat, Menat putlarına ibadetten uzaklaşmaya çağırıyorum demiştir. Putların ismini birebir ismen almıştır. Apaçık davet bu şekilde ortaya konulmalıdır. Ey kavmimiz, Allah'tan gayrısına ibadet etmeyin ifadesi açık bir davet değildir. Çünkü bu toplum bu sözden hiçbir şey anlamıyor. Allah'tan gayrısına ibadet etmeyin dediğiniz zaman, tabii ki canım, Allah'tan gayrısına namaz kılınır mı diyor. Ve Allah'tan gayrısına namaz kılmadığı için zannediyor ki ben Allah'a ibadet ediyorum. Diyeceksiniz ki, ey kavmimiz, hükmü, otoriteyi elinde bulunduran liderlerinize itaat bir ibadettir. Siz bunlara itaat ederek onlara ibadet ediyorsunuz. Bundan sakının. Sadece Allah'a itaat edin. Sadece Allah'a boyun eğin. Sadece Allah'a teslim ol. Ey kavmimiz, ihtilaf ettiğiniz zaman beşeri hukuk sistemiyle hükmeden mahkemelere gidiyorsunuz ya, hükmü onlara tahsis etmek bir ibadettir. Bu apaçık bir şirktir. Bu Allah'tan başka Rab edinmektir. Bu Allah'tan başka ilah edinmektir. Gelin bundan yüz çevirin diyeceksiniz. Apaçık davet budur. Bu toplum tevhidin için anlamıyor, biliyor musunuz arkadaşlar? İşte biz açık davet sunmadığımız için. Bu davet açık, net, sarih olmalı. İçinde yaşadığımız kavmin demokrasisini reddetmeliyiz. Demokrasinin puthanesi olan parlamentoyu reddetmeliyiz. Allah'a şirk koşmanın en büyük örneği olan demokratik sistemin olmazsa olmaz amentüsü olan oy atma fiilini reddetmeliyiz. Hükmü Allah'tan gayrısına verme fiilini reddetmeliyiz. Ve insanlara bu daveti bu şekilde açık bir şekilde sunmalıyız ki iman eden bir bilgi üzere iman etsin, küfreden de bir bilgi üzere küfresin. Bu da davetin ikinci özelliğiydi. Üçüncü özelliği arkadaşlar, bu bütün peygamberlerde vardır. Merhamet dolu bir davettir. Bu davet merhamet dolu bir davettir. Bakın diyor ki, İnni ehafu aleykum azabe yevmin azim. Ben size davet ediyorum ya, vallahi bu benim için değil, sizin için. Büyük bir azap var. Büyük bir, korkunç bir azap var. Korkunç bir gün var. Ben o günden dolayı sizin için korkuyorum. Kalbimde senin adına ben korkuyorum. Bir kimsenin, bir başka kimsenin adına tehlikeden korkması bir merhametin, bir şefkatin, bir yumuşaklılığın göstergesi değil midir? İşte arkadaşlar, içinde yaşadığımız topluma karşı kalbimizde bir merhamet olacak. Ve bu merhamet onların cehenneme düşmesinden korktuğumuz bir merhamettir. İbrahim Aleyhisselam'ın davetine bakıyoruz. Davetinin başlangıç noktasında babasına, ya ebeti, ey babacığım diyor. Ey babacığım, ya ebeti, ya ebeti, yalvarırcasına ey babacığım, ey babacığım diyor. İşte davet merhametten kaynaklanmalı ve o merhamet dile, üsluba yansımalıdır.
karşındakini dövecek gibi, karşındakini aşağılayan, karşındakini senden kaçıran bir davet kesinlikle Rabbani bir davet değildir. Dördüncüsü, nereden başlamamız gerekiyor? Tevhid davetine nereden başlamamız gerekiyor? Düşündürmeye çalışmamız gerekiyor. Senin gibi bir insanın seni idare etmesine nasıl razı oluyorsun? Allah Subhanahu ve Teala kitabında bizimle ilgili hükümler belirtmemiş mi? Belirtmiş. Gel onlara teslim olalım. Niye insanların hükmüne teslim olalım? Niye insanların hukuk sistemine teslim olalım? Nuh Aleyhisselam diyor: "Ma lekum la tercune lillahi ve kara." Size ne oluyor ki? Size bu kadar nimet veren Allah'a büyüklüğü yakıştırmıyorsunuz. Bakın ne kadar düşündürücü bir ifade değil mi? Şu gökyüzüne bir bak. Onun, o gökyüzünü yaratanların kanunlarına mı boyun eğeceğiz? Yoksa senin benim gibi aciz bir varlığın hukuk sistemine mi boyun eğeceğiz? Ey toplumumuz diyeceksiniz. Demokrasi dediğiniz düşünce özgürlüğü değil mi? Evet. Demokrasiye göre ben Allah'a küfredebilir miyim? Bitti. O zaman demokrasiyi desteklemeyeceksin. Demokrasiye göre ben peygambere küfredebilir miyim? Evet. O zaman demokrasiyi desteklemeyeceksin. Demokrasiden beri olacaksın. Beşinci maddemiz şu. Tevhid daveti aralıksızdır. Tevhid daveti boş kol kaldığın zamanlarda değildir. Tevhid daveti davetçinin hayatının tamamını kuşatmıştır. Tevhid daveti internette haftada iki ders dinlemek değildir. Onlar reddetseler de, onlar kabul etmeseler de, onlar yüz çevirseler de gece gündüz aralıksız ve 950 sene süren bir çalışmanın ismidir. Yıllarca davet ettik, emekliye ayrıldık. Yok. 950 sene davet ettin misin? Hayır. Çok baskı gördük, biraz çekiliyoruz. Ateşe mi atıldın yoksa? Hocam biraz sustuk, üzerimizde ağır tehditler var. Firavun seni zindana atarım mı dedi. Ellerini ve ayaklarını çaprazlamayan mı kesti? İşte bunların hiçbiri gerçek davet, gerçek davetçinin mazeretleri değildir. Bu da beşincisiydi. Tevhid daveti hepimizin yapabileceği bir şey var. Hepimizin. Senin yapabileceğin bir şey var. Senin yapabileceğin bir şey var. Senin yapabileceğin bir şey var. Benim yapabileceğim bir şey var. Ve bu yapabileceklerimiz bir arada toplu halde bu topluma sunulmak zorundadır. Arkadaşlar bakın bu toplum cehenneme doğru gidiyor. Bu toplumun bir an önce İslam'a ihtiyacı var vallahi. Ve biz hala oturuyoruz. Biz hala davetçilik oyununun oyuncuları olarak bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bu bizim yaptığımız hakiki bir davet değildir arkadaşlar. Ve sonuncu madde tevhid daveti sunulurken hiçbir çıkarımızın olmadığı hem söylem olarak ortaya konulmalıdır. Hem de dışarıdan baktığın zaman birileri bakıp ya bunlar şunun için bunu yapıyorlar diyememelidir. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا Ben sizden hiç mal istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Bütün peygamberlerin davetinde bunu görüyoruz. İnsanlar baktığı zaman evet bunların söylediği yanlış ama bunlar davasında samimi diyebilmelidir.